Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi ee, sizlere bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum ama neresinden başlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar şuradan başlayayım. Sercan Hamzoğlu yönetimin bu sene suçu yok şampiyonluğun kaçmasının sorumlusu Jorge Jesus. Şimdi lig devam ediyorken aynı şeyi ben de söyledim. Dedim ki bak Ali Koç A plus hoca dedik. A plus hocayı getirdi. <laughs> yani daha ne yapacaktı? Ne diyecekti? Ne yapacaktı? Bence dedim Ali Koç üstünden sorumluluğu attı. Şimdi siz de bana diyeceksiniz ki, hocam biz de sana iki soru soruyoruz. Bir sezon boyunca Fenerbahçe'nin hakkı yenildiğinde Ali Koç neredeydi? İki sezon son, sonuna ortasına başına geçmeyelim. Direkt daha sezon başlamadan Yesus ne derse Ali Koç bunların hepsini aldı. Bunu konuşalım diyeceksiniz. Konuşalım şekerim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İnternasyonelin ciddi bir teklifi var. Jesus'tan ilgili. Bu bir. Hem de çok ciddi bir teklifi var. Bak ben onu söyleyeyim. İkincisi Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Al Nasr resmi teklif yaptığına dair iddialar var sosyal medyada. İnşallah doğrudur. Herkes istediğine kavuşsun. Herkes sevdiğine kavuşsun. Ee, ve hatta şunu söyleyeyim. Al-Nasr teklifi yaklaşık yıllık 10 milyon euro civarında Al-Hilal de ilgileniyor diyor. Ee, ya hangi takıma giderse gitsin çok mühim değil. Benim kızdığım sezon devam ederken bile yok efendim ee, şudur. Yok efendim budur. Yok efendim Flamengo teklif yapacak mı? Brezilya milli takımı teklif yapacak mı? Ya lanet gelsin ya. Sürekli 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 bunlar olmaz. Lanet gelsin. Şimdi Jesus'la çalışmak istemeyen yöneticiler var. Bunu da söyleyeyim. Hatta açık yüreklilikle Ali Koç'tan papaz olmak adına bunu söylediler. Ali Koç bir yıl daha devam etmek istiyordu ama bu tepkiler çok ağır geldi. Ve ee, Jesus Türkiye Kupası'nı bir kere kazanamazsa Zaten Fenerbahçe'de bir dakika bile durmaz. O ayrı mesele. Ama şimdi ee, bahsettiğim gibi arkadaşlar ısrarla, ısrarla bahsettiğim gibi Jesus'un ee, ben kalacağını düşünmüyorum ve tekliflerde var. Şimdi Süper Lig'de son 16 sezondur. Türk teknik adamlar, Türk teknik direktörler şampiyon olmuş. Yani Türk teknik direktörlerin yönettiği takımlar şampiyon olmuş. Son 16 sezondur. Aralıksız. Yabancı teknik direktörler arasında en son 2006-2007'de Zico'nun çalıştırdığı Fenerbahçe mutlu sona ulaşmış. Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon yapacağım diye Aziz Yıldırım yapmıştı. Bakın Zico meselesi ayrı mesele. Yani son yabancı teknik direktör. Bu ne demek? Yani A plus hocam. Şimdi Fenerbahçe'nin geninde genetiğinde Brezilyalı var. Bak Brezilya var. Birbirimizi kandırmayalım. Var. Fenerbahçe'nin başına Brezilyalı efsane bir hocayı getirdin. E, futbolcular kabul etti. Taraftar kabul etti. Ve bu efsane hocayla aldın yürüdün. Fakat Jesus efsane hocaydı. Fakat futbolcular kabul etti mi bir yere kadar. Bir yerden sonra artık dediler ki olan bundan da bir cacık olmaz. Şimdi hocam peki Jesus Niye her dediği yapıldı? Arkadaşlar Jesus imzayı attıktan sonra ilk 30 gün memnun olmaz. Ve dedikleri yapılmazsa sözleşmeyi feshetme hakkı varmış. O yüzden her dediği yapılmış. Yani bu Gustavo Henrique. Mesela biz Nino ile anlaşmıştık. 5 milyon euro istiyordu kulübü. Jesus dedi ki Nino'yu almanıza gerek yok. Gustavo Henrique'yi alın yeter. Biz mesela bir iki tane futbolcunu anlaştıydık. İsim vermeyeyim. Son kontratlı en fazla 3 futbolcu istiyorum dedim. Aldırmadı. Ha doğru mu? Bence Ali koçun yaptığı doğru ama sezon devam ederken Fenerbahçe'nin hakkını yenilmesine ses çıkarmaması bu doğru değildi. Şimdi Jesus Brezilya takım haberleri sunuluyor. Jesus diyor ki maçtan sonra Antalya maçından sonra çıkan haberlerin takım etkilediğini düşünmüyorum çünkü bu takım içinde hiç konuşulmadı. Ulan konuşulmadı diye etkiledi etkilemedin mi düşünüyorsun? <laughs> ben buradayım Türkiye'deyim. Biz her hafta oyuncularla konuşuyoruz. Her zaman sakin ve özgüvenliydiler demiş. Biz iki önemli maçta puanlar kaybettik. Rakibimizi tebrik etmeliyiz. Hakkını vermeliyiz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında her şeyi yaptı. İlk yarıya göre daha fazla puan aldık ama istediğimizi elde edemedik. Sezon henüz bitmedi. Sezon bitiminde kalıp kalmayacağıma karar vereceğim. Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyor. Dolayısıyla bu kupa bizler için çok önemli. Elimizde kupa şampiyonluğu ihtimali var. O kupayı alırsak yeni sezon başında süper kupa finali oynamaya hak kazanacağız. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi oynadık. Son dönem en etkili ve iyi oyun olduğumuz bölümde ancak rakibimizin liderliği aldıktan sonra beklediğimiz puan kayıplarını yapmadı diyor. Ya da yaptırmadılar. Şimdi Jesus'la pazar günü derbiye birçok kişi güvenmiyor değil mi? Hocam pazar günü Galatasaray'ı yendik diyelim. Başakşehir'de yendik diyelim inşallah. Süper Kupa'da biz eminiz Galatasaray'ı yenemeyiz diyen birçok kişi vardır. Bak eminim vardır. <laughs> Bu arada Galatasaray demişken aklıma takıldı. Arkadaşlar bakın ben canlı yayında söyledim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemesine gidecek. Gidecek gitmesine ama sezonu erken açacak. Çok erken açacak hem de. Hem de çok erken açacak. Hatta hiç dinlenmeyecek desek futbolcular. Yalan söylemiş olmayız. Yani milli olmayanlar bir iki hafta falan dinlenecek. Ee, belki üç hafta. Milli olanlar milli takım kampına gidip sonrasında şey yapacaklar. Ya biraz ortalık karışık desem yalan söylemiş olmam. Ama Galatasaray'da asıl sıkıntı Zanyolo. Bir menajer Galatasaray'a Zaniolo'yu aldıran menajer. Aynı menajer Fenerbahçe'ye de e, aynı teklifte bulunuyor. Sezon sonunda Milan'a 40 milyon euroya satacaksınız diye aldırıyor. Ve <laughs> bu menajer şimdi telefonları falan açmıyormuş. Erdem Timur'un telefonlarını falan. Yani Galatasaray'da buruk bir sevinç var. Bu bir. yer. İkincisi, hatırlıyor musunuz? Ben canlı yayında bir şey söyledim. Şampiyonlar Ligi bonusu devreye girdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı zaman para falan değil. Şampiyonlar Ligi sıralamasında bitirdiği anda bu devreye girecekti. Girdi. 2. Artı şampiyonluk da girdi. 3. Zanlı yoluya Galatasaray'ın ödeyeceği para toplam 30 milyon euroya çıkmış arkadaşlar. Ha. E, Galatasaray çıkar biz 5 milyon euro vereceğiz der. Öyle açıklar. Hiçbir ceza da almaz. Geçmişte bunu yaptılar. E, ya da Icardi'ye 750 bin euro vermişler. Elinde de sattık köprü var. Biz bunu göreceğiz. Ya şunu söyleyeyim. Yarım dönem için 3,5 milyon euro yıllık ücret almış Zanlı yolu. Gelecek sene yıllık ücreti 7 milyon euro. Okan Buruk çok memnun değil. Zanyola'dan bunu nereden aldınız diyor. O da Okan Buruk'tan memnun değil. Görün bakın arkadaşlar. İyi de hocam Galatasaray Galatasaray. Ya sen işine bak. Ya şunu söyleyeyim Galatasaray'da bir lobi var. Ve bu lobi işini iyi yapıyor. Fenerbahçe'nin lobisi yok. Fenerbahçe'ye aldığını atacak. Hani çektiği şutu kaleye sokacak futbolcular lazım. Mesela Dimaria lazım Fenerbahçe'ye. Aksız mıyım? <laughs> hani direkt e, onu söylemiyorum ama Edin Dzeko lazım. Belki de o yaşta ya da o kalitede isim. Ya yani o yaşta değil o kalitede isim lazım. Zaha lazım. Yalansa yalan değil. Bir Livakovic lazım bak. Arkadaşlar şey. İrfan Can kaleye geçtikten sonra Fenerbahçe 7 maçta sadece 3 gol yemiş. Haberiniz var mı? 7 maçta sadece 3 gol yemiş. Al sana kaleci faktörü. Al sana kaleci faktörü. Bundan ayrı olarak. Bekao. Mesela bunları alacaksın. Rakibi hani mahvedeceksin. Hakemi mahvedeceksin. Ha ben yine söylüyorum. Ben bunlar alınsa da hakemleri yerecek kadro diye bir şey yok. Hakemleri kolay kolay yenemezsin. Sen önce siyasetle e, arandaki buzları eriteceksin. Sen önce kibirinden, gururundan vazgeçeceksin. Onu söyleyeyim. Şimdi Jesus geldiğinde Fenerbahçe camiası dedi ki ulan aradığımız adam bu. Yani yüksek sesler yükseldim. Sonu hüsranla bitti. Sebebi ne? Sebebi bir Jesus. Bende falan aramayın sebebini. Yani her şeyden önce Jesus. Fenerbahçe Ligi ikinci sırada bitirdiyse bu başarısızlıktır. şampiyonluk haricinde Fenerbahçe'nin her türlü sonucu başarısızlıktır. Ha ee, ligde şampiyon olamaz Avrupa Kupası'nı kazanır. Bu başarıdır. Bu hem de yakalanamayacak zorlukta bir başarıdır. Kabul. Mesela Zico çeyrek finale çıkarttığında takım ikinciydi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısından döndü. Başarılıydı. Fenerbahçe'nin gidip gidebileceği en mükemmel yerlerden birine gitmişti. Anlatabiliyor muyum? Yani umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Sonrasında ee, Fenerbahçe Palmeri Teknik Direktörü Abel Ferrar, Ferreira ile temas kurdu. Ancak Ferreira görüşmeyi bile kabul etmedi duyumlar var. Arkadaşlar bu düşünce olabilir ama e, teknik direktörle görüşürüp teknik direktör kabul etmedi demek doğru değil. Fenerbahçe'ye hainlik olur bu. Bu doğru değil. Forma için, Fenerbahçe formaları için kısa kollu sosyal medyaya yansıdı. 1200-1400 aralığında bir fiyat bekleniyor ki ben 1207 ya da 1250 civarında bir şey bekliyorum. Boğa figürü olduğuna dair bir iddia duydum sosyal medyada. Üçüncü formada boğa figürü. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır. Görüp bekleyeceğiz. Hollanda ekibi Utrecht, Osterwolde için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyormuş. Hollanda ekibi oyuncu için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı diyor. Arkadaşlar bu e, biraz Fenerbahçe'nin alay etmek için yapılan bir haber. Bu gerçeği yansıtmıyor. Şimdi Osterwolde'nin durumu şu. E, sen futbolcuyu 6 milyon euroya alıyorsan oynatacaksın. Oynatmazsan sen futbolcuya şunu demek istiyorsun. Ya sen istersen 6 milyon euroya al. Bizim, bizde para çok. <laughs> hani sen bizim kalitemizde değilsin demek istiyorsun. Bence biz yanlış yapıyoruz. Bak Osterwolde o kadar kötü bir futbolcu değil. Luan Perez Hepimiz ne diyoruz? Juan Perez çok iyi stoper, çok iyi stoper. Ön şeye geçti. Sol beke geçti. Belki sol bek. Ee, demeyelim sol stoper gibi. Hani üçlü savunmanın sol stoperi gibi. Ne yaptı abi? Şahane bir performans. Ben ısrarla söylüyorum. Osterwald'e iyi stoperde deneyelim. Hazırlık başlarında deneyelim. Bak Osterwald'den iyi stoper olur. Aramızda kalsın. Buruma. Gelmesi bir dert. Gitmesi iki dert. Sosyal medyaya bakıyorum. Çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. 4.250'ye bir futbolcu almışsın. Hocam kazıklandık Böyle futbolcu olur mu? Şöyle salak böyle salak. Şimdi diyorlar ki hocam Rosti kalsaydı buruma şey Rosti gitseydi buruma kalsaydı. E, salak diyordunuz gerizekalı diyordunuz bundan adam olmaz diyordunuz. Hatta ben diyordum bak e, iyi emareler görüyorum ya sen futboldan anlamıyorsun diyordun. Şimdi bıdı bıdı. 4 milyon 250'yi aldın. <laughs> Braga'daki performansı hani alkışlatır bir performans. Braga Başkanı Salvador, Buruma'nın transferini görüşmek için İstanbul'a gelmiş. Portekiz temsilcisi Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euro önermiş rekordun haberi. Bir kere bu haber doğru değil. Niye doğru değil? Ben size ne dedim? Arkadaşlar bakın ben de Bruma'nın 5,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığına dair duyum var dedim. Güldünüz. Alay ettiniz. Şimdi 4,5'u beğenmeyen arkadaşlar var. 4,250'yi al 4,5'u al sat. Oh ne kadar akıllıca diye. Lan siz demiyor muydunuz zararın neresinden dönersen kardır bu kadar mı döneksiniz? 16 maça çıkmış 4 gol 6 asist 10 gollük katkı bak 10 gollük katkı ve fırtına gibi bir buruma ben ısrarlı söylüyorum şiddetle söylüyorum o buruma Fenerbahçe'de olsa Rossi gitseydi aynı performansı gösterseydi şu an şampiyonluğu biz kutluyorduk belki de gerçi <laughs> hakemler ek fazladan puan eklerler yine bize şampiyon yapmazlardı. Ama şunu söyleyeceğim. Bendeki duyum 5,5 milyon euroya opsiyon olduğuna dair. Yani e, almak istiyorsa İstanbul'a gelmesine gerek yok. 5,5 milyon euroyu basar alır. Fenerbahçeli yetkililer henüz bu teklife yanıt vermedi. Duyumu veriyorlar. E, Braga Bruma'ya yıllık 1,5 milyon euro net maaş teklifinde bulundu diyorlar. O bize alakadar etmez. Fener Bruma Braga'nın yaptığı teklife sıcak bakıyormuş. Braga Başkanı <laughs> Porto Sporting Lisbon'un da çok ilgilendiği Burma'yı bir an önce kadrosuna katmak istiyor ve transferi bitirmeden İstanbul'dan ayrılmayı planlamıyormuş. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Berisha geldi çöplediniz. Şimdi Berisha'yı 4.250'ye alma imkanları var. Diyorsunuz ki 4.250'ye satılır mı böyle bir futbolcu şöyle yıldız böyle yıldız adamlar 20'ye satacak. E demek ki bizim anlamadığımız bir taraf var demeyi yediremiyorsunuz. Çok basit bir şey soruyorum. Ben diyordum yani devre arasında alırsa 4-2 üzeri sonrasında alırsa 7.5 civarında bir şeyim var diye. Ya uyduruyorum kafadan. Berisha'yı 7.5'a satsan, Buruma'yı 7.5'a satsan, 15 milyon euro elde etsen. Hocam 15 tane çöp alırız. Birer milyon euro. 15 milyon euro elde etsen. Az önce isimler saydım ya. Bakın arkadaşlar. Ee, sayayım isimleri. Dimariya sözleşmesi bitiyor bedava. Ceko. Sanırım sözleşmesini feshedecek mi? Bitecek mi? Öyle bir şey var. Zaha bedava. Livakovic'e 10 istiyorlar ama biraz zorlasan 6'ya falan alabilirsin. Sen 4'e almayı düşünüyorsun. Bekavi'yi da 5'e alsan. Ya da ikisini toplam 10 milyon euroya alsan. İkisini toplam 10 milyon euroya alsan. Livakovic, Bekavi. Dimaria ile Zaha'yı da ikna edip getirsen. iki tane hayvan gibi kanadın var. Müthiş bir stoperim var. Müthiş bir kalecim var. Bir tane de kütürü gereği gibi bir forvet. Ki Firmino'nun sözleşmesi bitiyor. Al 15 milyon euroyu imza parasıydı. 10 serviste kullan. Al sana kadro. Fenerbahçe Atalanta forveti Luis Muriel ile masaya oturacak 32 yaşındaki futbolcu 454 maça çıkmış. 145 gol 74 asist diyor. Arkadaşlar bu daha önce de gündemimize geldi. Menajer önermesi ama ben buna kefil değilim. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Ee, artık parayı doğru kullanma vakti. Financial Fair Play bitti. İstediğin oranda e, sözleşme imzalayabilirsin. Hocam işte limitler var. Harcama limitleri. Gördük harcama limitlerini. 15 milyon euro verdik Galatasaray yani futbolcuya 30'a kadar çıkacak. 30 milyon euroyu yazın vermiş olacak. Gerçi takside böldürmüşler. Tam takside böldürsünler. 10 milyon euro, 10 milyon euro 3 taksit. 10 milyon euro 220 milyon TL yapar. Futbol. Yıllık ücrette 7 milyon euro. 17 milyon euro yıllık ücreti. Yani 350 milyon TL'den daha fazla bir para gitti. Zaten 1 milyon, 1 milyar civarında bir limiti vardı. Harcama limiti. Al sana limit. <laughs> bitti mi bitmedi. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde aslında madenler var. Nasıl madenler var? Mesela Arda Güler diye bir maden var. Ciddi paraya satabilir. Borussia Dortmund Arda Güler için 22 milyon euroluk teklif sonraki satıştan %20 pay önermiş. Geçiniz bunlar. 22 milyon euroluk bir futbolcu değil Arda Güler. Bakın arkadaşlar. Hani skis videoları falan hazırlıyoruz, izliyoruz, yorum yapıyoruz ya. Sadece Antalya Spor maçındaki asistini bir Barcelona taraftarına ya da bir Dortmund taraftarına gösterin siz bu futbolcuyu izliyorsunuz. Değeri ne kadar? deyin. sadece o pası gösterin. Sadece o pas hani bu pozisyonun başlangıcından itibaren verecekleri cevap şu olur kaç yaşında? 18. 18'den sonra kuracakları yani kuracakları cümle şu olur en az 50 milyon euro. Ve biz 50 milyon euroları falan konuşmak yerine 20 milyon euro sonraki satıştan cart payı, jurt payı, bilmem ne payı, refah payı ben söylüyorum Arda Güler'i 60 milyon eurodan aşağı satarsak bizim salaklığımız olur. At 60 milyon euroya satarsak da salaklığımız olur. 3 tane Arda Güler'in olsa alt yapından çıkarttın. Fenerbahçe'nin bütün borcunu kapatabiliyorsun. Yani böyle bir böyle bir ekonomim var. Böyle bir sistemim var. Ha şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yapacağı iş Sercan Amzoğlu'na katılıyorum. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan vasat oyuncuları hızlıca takımdan gönderecek yerine A kalite oyuncular alacak. Bu kadar basit. Şimdi sevgili arkadaşlar uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ne yapacağım? Fenerbahçe'nin transfer marketini açacağım. Size birkaç müjde verip birkaç müjde verip olayı açıklayacağım. Nedir birkaç müjde? Şimdi Fenerbahçe transfer market. Arkadaşlar bakın az önce söyledim. Bak az önce şakasına demedim. Buruma ile Berişa'dan hatta Samatta'yı da dahil edeyim. 15 milyon euro alma imkanım var. Ya diyelim ki aldın. Diyelim aldım. 15 milyon euro cebinde param var. Bak 15 milyon euro. Şimdi burayı dikkatlice dinleyin. Özellikle kanalımızın yeni aboneleri. Çünkü burada çok ciddi duyumlar olacak. Altay Bayındır'a 8 milyon euroluk bir teklif var. Ben olsam satarım. 8 milyon euroya satar. Yani bir şekilde bir kaleci alırım. Hocam Altay'ı 8'e satsan, 8'e Livakovic alır mısın? Almam. 8'e almam. Livakovic'i 4'e alıyorsun, Altay'ı 8'e satıyorsan okey yıllık ücret bir buçuk civarında. 1.7 diye biliyorum. Altaya 8 teklif var. Satarsınız satmazsınız. Atilla Selayi'ye Rusya'dan 15 milyon euroluk teklif hala geçerli. Biz 18 istiyoruz. 18'e satar mısınız? Ben satarım. 15'e de satarım. Bitti. Yani artık bitti. 15'e Selayi'ye 8'e altaya satsan 23 milyon euro param var. Öbür taraftan 15, 38 milyon euro. Bütün samimiyetimle söylüyorum. 38 milyon euroya takım kurarım. Takımı kurarım. Nino. Nino'yu 7,5 milyon euro istiyorlar. PKO'ya 6 vereceğine Nino'ya 7,5 ver al. Al sana Brezilyalı stoper. Hızlı stoper. Sert stoper. Luan Perez de yan yana oynattır. Sol bekede Osterwalde'yi monte. Al sana kütürü kedi gibi stoper attı. 7,5'a onu. 4 milyon euroya 5,5 olsun ya. 5,5'a da Livakovic al. 12-13 milyon euro. 13 milyon euro harcadın. 38'inin 13'ü gitti. Kaldı 25. Samet Dursun. Gustavo Henrique'ye 2.8 verecekmişsin. Ver. Hani öyle diyorlar. Ama aldığın paraya geri satacaksın. Gustavo Henrique'yi ben size söyleyeyim. Geleceği yok Fenerbahçe'den. Serdar Aziz'in gitme planı var. Lincoln Henrique diye bir adamım var. Yani 9 Ekim falan öngörülüyor dönüşü için. Ama daha erken dönebilir. Hazırlık kampına yetişme imkanı var mı? Hazırlık kampı değil ama resmi maçlar başladığında dönme imkanı var. <laughs> Lincoln'u ben 10 numara 7'yi olarak düşünüyorum. Sol bek olarak çok düşünmeyin ama Sol bekle de zaman zaman oynatabilirim Osterwolden var senin 22 yaşında. Bak bu çocuk boş bir çocuk değil. Yorumlarınızı şey yapmayın. Ama sana bir sol bek lazım mı? Bence sana bir sol bek bence lazım. Mesela Çağatay Kuru kalıp oynatabiliyorsan getir oynat. Oynatamıyorsan hani güvenmiyorsan oraya bir sol bek lazım. Alioski gidecek. Ferdi duracak. O sayıyı 12'ye 10'a satma fikrimiz var. 12'ye giderse 38'de 50. Yaklaşık 15 harcadım. 35 milyon euro param var. Git Mert Müldür'ü çek. 3,5 mu istiyorlar? 2,5 mu istiyorlar? Çek Ferdi'nin arkasına koy. Ya Türk milli takımında kendini kanıtlamış. Bak iki tane milli sağ bekim var. Bitti. Nazım Sangare ya sözleşmesini feshet nereye gidiyorsa gitsin. Arao. Arao'ya 4 milyon, 4,5 milyon euro teklif vardı. Biz 6 istemiştik. İnşallah 4,5 diyen 6'ya kadar çıkar. Satarsın. Ben söylüyorum Crespo bu takımda kalmalı. Bak, Crespo kalmalı ama bana bir Nebi Key tabi. Engolo Kante falan alacaksan gönder tabi. Göndermeyeceksen Crespo kalmalı. Bir. Miyaza ise sözleşme uzatılacak. iki. Bak. Yine de orta sahamız eksik. Oraya futbolcu almak zorundasın. Nebi Keita Liverpool'a sözleşmesi bitiyor. Bak alabilirsin. Zenginlik olsun. Daha kaliteli. İsmail Yüksek var. Mert Hakan yanlış Ben Mert Hakan'dan hiçbir beklentim yok. Açık söyleyeyim. Ama İsmail'e de 8'lik bir teklif var. Zayt'sa da bir şey. Crespo'ya bir altılık teklif var. Bilginiz olsun. Senin Arda Güler'in var. Arda'nın arkasında İrfan Can'ı oynatabilirsin. Ama İrfan Can'a da bir 7-7.5 geliyorsa gönderebilirsin. Rossi. Rossi'ye Brezilya pazarından 8-9 milyon euroluk teklif var. Siz sosyal medyaya bakmayın. 5 milyon euro en fazla teklif geldi falan. Bakmayın siz onlara. 8-9'luk teklif var. Ben Rossi'nin de gideceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Emre Mora 8 milyon euro bugün için net keş teklif var. Jesus devam ederse kesinlikle teklifi kabul edip gidecek. Onu da belirteyim. Batshuayi için 12 milyon euroluk bir teklif var. Ee, ama bu teklif zorunlu olmayan şekilde zorunluya dönüşürse Batuay'ı da göndeririz Cevap Pedro'ya İtalya'dan 3-4 takımın teklifi var 3.5-4.5 arasında aslında gönderme fikrimiz var ama e, bilmiyorum ya orada bu kadar iyi futbolcu bizde niye bu kadar kötüye gitti ben onu düşünüyorum hızlı bir futbolcu bitirici bir futbolcu ee, hani Brezilya asıllı ama İtalyan milli takımında oynamış bir futbolcu ben bir şey söyleyeyim ya. Güleceksiniz ama İsmail Kartal, Sergen Yalçın'da bir Fenerbahçe'de bence işe yarar bir hamle, şey, şey gösterir. Hamle oyuncusu olur. Ve iyi bir oyuncu olur. Katkıda sağlar diye düşünüyorum. Ayağı iyi ama yardımcı forvet rolünden yani 10 numara pozisyonda mı oynatırsın? Direkt forvet mi oynatırsın? Ona bir şey diyemem. Joshua King yani mesela Joshua King, Cao ja Pedro ikisinden toplam 5-6 milyon euro para gelse ben kabul ederim şahsen. Çünkü sıcak para. Valencia ile devam edilmeyecek. Bu kadar gol atmasına rağmen transfer marketinde 3.8 milyon euro da tutması akıl kârı değil. Harbi söylüyorum akıl karı değil. Bu futbolcu herhalde e, mesela İngiltere'de dandik bir takımda olsaydı herhalde şu anda 38 milyon euro falandı. 46 maç 3084 dakika 33 gol 7 asist. Kaçı penaltı? Lan kaçı penaltısa penaltı? 40 tane gol katkısı var bir adamın. 3080 dakikada. Her daha doğrusunda gideceğim. ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe'ye bir tane kaleci lazım bir en az bir stoper lazım ki. Sol bek yedeği, sağ bek yedeği ya da sol bek az, sağ bek yedeği lazım. 4. Merkez orta sahaya en az 2 kişi bence lazım ya da 1 kişi lazım. 5. Arda Güler, İrfan Can, Lincoln oynatacağım dersen 10 numara kabul. Hani 4-2-3-1'den bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. O 3-1'in ortasındaki isim Arda ise bunlar kabul. Sağ, e, sağ açığa bir adam lazım. Sol açığa daha artı kent lazım. Hani 2 adam toplam 3 tane kanat oyuncusu lazım. Bir tane kütür kütür forvet lazım. Cao Pedro kalacaksa o kütür kütür forvetin arkasında kalsın. Joshua King de onların arkasında kalsın. Yok bunların hepsi gidecekse. Mesela bir Firmino çek. Bir Musa Dembele çek. Bir de Thiago Çukur geri geldiği zaman kadro tut. Al sana 3 tane kütür kütür forvet. Abartmanın da lüzumu yok. 5 oyuncu değişikliği hakkım var. Dönüşümlü dönüşümlü çatır çatır oynatabileceğim bir kadro var elinde. İnşallah Fenerbahçe futbol aklı düzelir. Diyeceksiniz ki hocam Ali koç varken şampiyon yapmazlar. Şöyleyken böyleyken şampiyon yapmazlar. Valla sen elinden geleni yap da gerisi Allah kerim arkadaşlar. Benim aktaracaklarım, benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bir beğeni çok görmezsiniz. 30.100 abone olmamızda da çok az kaldı. Abone olursanız da ailemiz büyür. Siz de ailemizin bir parçası olursunuz. Görüşmek üzere.